Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah subhanahu ve teala'ya beyat etmekte. Allah hamdü sanalar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat selamlar olsun. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini terbiyeleyen en efzel terbiyelerden biri keçirimli buluşu hakkı da ötüyoruz. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrede bulup otken bir vakiyeni ayıp verildi. O vakiyeni katnaşçısı sahaba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalardan biri Hatim Tablan İbn Abi Belta'a Hatim İbn Abi Belta'a degen kişi muhacir bulup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları Mekke'den Medine'ye köçüp gelişti ve Mekke'de hayat başlandı. Mekkeli Kureyşler bunlara karşı düşman bulup kaldı. Hatim İbn Abi Belta'a küllerini biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları yardımcıları Mekke'ye karab yürüşkü mahçı degenler senden haber tapadı. Hat yazadı. Bir kağızını alıp hat yazadı. Yazılgen hatını de tahlep koyarak. Tahlep durup kiçkine kıladı. Ve bir ayol kişi bilen kelişedi. Ayet dedi ki sen bana bu hatını Mekke'ye yetkezsen اَجْعَلُوا لَكَ جَعْلًا دَيْنِ Yani men senge pul veremem dedi. Bana bu hatını satkınçilik hatı. Bana bu yerini çöp olaylık. Yani mumun musulmanlarını bazı bir sır asrarlarını haberdar kılıyordu. Hatim İbn Abi Belta'a aitti ki bana bu hatını Mekke'ye yetkizesen men senge pul veremem dedi. Halige ayal kişi razı oldu. Ve hatını alıp saçını astıge saldı da saçını örü aldı. Yolge çüşüp gitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge Allah subhanahu ve ta'ala vahiy düşürdü. Ey Muhammed bir ayal kişi sizlerinin haberlerini alıp gitti yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte sahabanı çakırıp Ali radıyallahu anhu Ali'ye etti ki sizler ikilenler barıp yolda otlarını to'xtatmaylar dedi. Shunday tez chopinglar ki o'sha ayolga yetib bormaguncha to'xtamaylar dedi. Va u ayol kishi xoh degan bog'da turibdi dedi. Ravdatul xoh deyilgan. Ana shu yerga yetib borsanglar ayol kishi turibdi. Ma'lumot qarang. Boshida turmaklangan sochini ostida yozilgan xat turibdi, qaytarib olib kelinglar dedi. Ali radıyallahu anh aytadı biz otni shunchalik qattiq haydadik, chopdik. Otlarimiz o'lib qolsa kerak deb o'yladik. Juda qattiq chopishgan otini. Yetib borsa o'sha xoh degan bog'da bir ayol kishi o'tiribdi. Musulmonmas. Musulmonmas bo'lgan ayol kishi. Bu nimaga musulmonmas deyapman? Buni hozir tushunasizlar inshaalloh. Qola ikkala sahoba aytdi. Xatni bizga bering. Nima deydi ayol kishi? Menda hat yo'q dedi. Ali radhiyallohu anhu tahdid qildi darro. Yoki hatni bizga berasiz, avlanu jarridanna thiyab dedi. Yoki kiyimingizni yechib qo'yamiz dedi. Musulmon emas bo'lgan ayol kishi kiyimi yechilishligini xohlamadi. Musulmon emas bo'lgan ayol kishi ustidagi kiyimini yechishlikdan uyaldi, or qildi. Hozirchi musulmon bo'lsa ham bemalolchilik bo'lib ketyapti. Yo'q, kiyimimni yechmanglar, xat menda, men beraman dedi. Meni kiyimimga tegmanglar dedi. Xatni chiqardi. Ali radhiyallohu anhu xatni oldi. Darrov ortiga qaytishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga xatni berishdi va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Hatib İbn Abi Belta'ni çakırıp kelinglar dedi. Nima sababdan? Hatib İbn Abi Belta'a yaz bergen hatni. Sahabalar bilan masjidde oturuşken edi. Umar ve yana başka sahabalar Hatib İbn Abi Belta'ni çakırıp kelgandan keyin, "Ey Hatib, nima sababdan bunday qilding?" dedi. "Nima sababdan sen hat yozding?" dedi. "Qala ya Rasululloh la ta'jal alayya." dedi. "Ey Alloh taolaning elchisi, iltimos meni eshiting, shoshilmang." dedi. Men tushuntirib berayim deyapti.
kanday halat bo'lganligini men tushuntirib berayin, iltimos dedi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam haligi Hatib ibn Baltani qani gapirchi nima bo'ldi dedi. Hatib aytdiki, ey Alloh taoloning elchisi, mana u Makka'dan kelgan muhojirlarning hammalarini kimisidir akasi, kimisidir ukasi, qavm qarindoshlari Makka'da qolib ketgan oilaga farzandiga qarab turadigan bor, meni hech kimim yo'q edi Makka'da dedi. Meni qarindoshlarim yo'q edi Makka'da dedi. Men musulmonlarni yomon ko'rganimdan emas va sizlar yutkazib qo'yishlaringni bilganimdan emas dedi. Sizlar yutkizmaysizlar u dedi. Va musulmonlarni men yomon ko'rmayman dedi. Shu xatni jo'natsam meni ayolimga, bola chaqamga qarab qo'yisharmikin degan maqsadda ila yozdim dedi. Devdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam eslasanglar Ka'b ibn Malikning qissasida. Amma haza faqat sadaq dedi. To'g'ri aytibdi bu dedi. Hatim ibn Abi Balda'a to'g'ri aytibdi dedi. Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib da qala ya rasulallohi da'ni aqta unuqahu dedi. Alloh taolaning elchisi ruxsat bering, men kallasini olayin buni dedi. Nima degan gap dedi? Hamma yo'g'imiz aytib qo'yibdi-yu, nima degan gap bu dedi. Qala ya Umar. Ey Umar dedi. La'allalloh ittala ala ahli Badrin. Faqala ya'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Alloh taolo Badr ahliga, Badrga qatnashgan insonlarga Badr g'azot. Badrga qatnashgan insonlarga ey ahli Badr, nima qilsanglar qilinglar, sizlarning hamma gunohlaring kechirildi deganligini sen qayerdan ham bilarding? Biz buni kechirdik dedi. Biz mana bu insonni kechirdik dedi. Munofiqlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kechirib yuboryapti. Bizda hozirgi paytda unchalik yetib bormasa ham nima bo'lib qolyapti? Kechirimlik yo'q bo'lib ketyapti. Amerikada bir sud zalida bir insonni o'g'lini o'ltirishgandan keyin otasini qavm qarindosh bir narsalarni chaqirib kelishdi, sud qilishdi. Malaziyalik odam ekan, Amerikaga ko'chib borib, o'sha joyda yashab, o'sha joyda pasportini olib, o'sha joyda fuqarosiga aylangan. Sud zalida buni o'ldirganlik uchun narginga ham o'lim hukmi chiqay deganda otasi qo'l ko'tarib men gapiraman dedi. Jabrlanuvchi otasi. Seni ham otang bir niyatiman boqqandir dedi. Bola yaxshi, ota yaxshi dedi. Bola yomon, ota yomon dedi. Meni bolam dunyodan o'tib ketdi, sen o'ldirding bolam dedi. Lekin men musulmonman dedi. Musulmonligim bizga Alloh subhanahu va taolo kechirishlikni buyurgan. Men seni kechirdim dedi. Meni bolam o'ldirgan bo'lsang ham men seni kechirib yubordim dedi. O'sha joydagi sudni o'qiyotgan musulmon emas. Sudya o'rnidan turib yig'lab yuboradi. Bu qanday din, bu nima degan narsa deb. Bolasini o'ldirsa jabrlangan odam bo'ldi, men kechirib yubordim seni. Bundan bu yoqdagi hayotingni yaxshi yashasang bo'ldi deyapti. Bolasini o'ldirsa kechiryapti. Bizda bitta so'z o'tib qolsa kechirmay qo'yapsiz-da. O'sha aytilgan qoida, kechira olmayapmizmi, qalb yaxshi emas. Kechira olmayapmizmi? Bizning qalbimizda qandaydir o'sha odamlarga nisbatan yoki o'zimizga nisbatan bir yaxshilik yo'q. Kechirishni bir o'rganish kerak ekanda, bir kechirib ko'rish kerak. Kechirdim deyish kerak. Ana u ham bir ibodat. Ibodatlarning eng kattasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni ana shu hadisda keladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan turishgan bo'ladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bir kun bir kishi so'kyapti ekan. Has seni o'zi sen undaysan, o'zi sen bundaysan. Bitta odamni ikkinchi odam so'kkani bilan o'zgarib qolmaydi-yu. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kuladi. Abu Bakr radhiyallohu anhuga qarab kuladi. Abu Bakr javob bermayapti-da. Nariga uni bemalol so'kyapti. Kulgandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu javob qaytargisi kelib, javob qaytarib qaytdi. "Ha sen o'zing bizga o'xshab. Sen o'zing nima deyapsan?" deydi. Deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qovog'ini soladi darrov. Teskari qarab ketib oladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu borib so'raydi. "Meni so'kyatuvdi, kulyatuvdingiz. Men ham bir narsa desam, qovog'ingiz tushdi, xafa bo'lganday bo'lib teskari qarab ketdingiz. Nimaga?" deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Sizni so'kyatganda siz indamay turganingizda bir farishta unga javob beryapti" dedi.
Sizi gazabı iskegenden keyin o şey cahaya şeytan geldi. Şeytan kegen yerde ben durmayım ben dedi. Ben ketip kalamam dedi. Bazı bir orunda mesela bizi bazı bir adamlar sökse ya birer bir neresi dese abroyumuzu düşür mahcup olsa derrağı cevap kaytarışlıkımız çertmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyi muzemmem deyişken. Muzemmem Muhammed'ni tezkeriz. Muhammed mahtalgen degeni. Muzemmem yamanlangen degeni. Ebu Bakir'e karar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar başkasının ayeti yaptı. Meni mes deyirken. Anlık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ayeti yaptı. Bizde hazır sel bizge yakınlaşken söküş olsa bağırıp soru olalım. Menge sökü yapsıza. Ha, ne meyi sökü yapsız meni deyip ki tekne olganda ki cevap kaytarışı başlayımız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni anık sokyatken bosayam nima deyapti? Yok, menga emas, bular başkasına aytayapti. Meni nazarda tutmayapti deyap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Shuning uchun kechirishlik degan narsani o'rganishlik kerak. Oldingi safarda aytilgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisda aytadilarki, bir inson bu kıyamatta bulup ötedigen vakıyken, kıyamatta vakıyasını fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eti beraladılar. Başka hiç kim eti beralmayın. Kıyamat günü de deydi, Allah subhanahu wa ta'ala'nın huzurunda ikide adam bittesi, ikincisini yetekle boradı. Bir insan, ikinci bir insanını yetekle Allah subhanahu wa ta'ala'nın huzuruna boradı. Ey Rabbim, mana onu yahşiliklerden menge haber deydi. Bunge zulüm kıyken de, şunda Allah subhanahu wa ta'ala aytarken, hey bendem, bunu özü yahşililer yok iken, yahşililer kamaptı, kanday kılıp haberi bende. İkinci halat var, varyant değil mi? Değil mi buluş mümkün ikincisi? Meni yamanlıklarım bunge ber dedi. Meni günahlarımı alıp boynuki ilsin bu. Günahlarım azaydı, bunu iki köpeğe dedi. Şunda Allah subhanahu wa ta'ala haligi yahşiliklerden bersin, meni yamanlıklarımı asın. Deyatken insanga ey benden mana bu tarafga bir kara deyirken. Karasa cennet. Hemme adamlar oyna hursan kılıp bayram. Biz o şey diyoruz biz o. İnşallah. Hemme adamlar hursan bolu bayram kılıp yürüşüp deyken. Hele ki bende derra soraydı. Rabbim bu kimge bu cennetteydi? Peygamberlerge mi? Sıddıklarge mi? Şehitlerge mi? Degende Allah subhanahu wa ta'ala yok. Bu cennet keçirip organlar değil. Mana bu cennet başka biraderlerini keçirip yuvargan insanlar için değil. Men bana o şehri gibi keçirip varsam kiremiz mi şakı değil. Kiresler deydi. Degen de oşa cayda eterken men bunu keçirdim. Yamanlıklarını yem amasın, yahşiliklerini yem amayı koyorayın. Geçirdim degen de Allah subhanahu wa ta'ala koludan üşe deyirken. Birader yine koludan üşe. O şey cennetki yetivaliler deyirken. İkkeleler o şey cennetki karıp kirip geçişti deyirken. Ay zor eken ha hadis deyirken. İşte zor hadis eken. Zor hadis eken de bir iş geçişme iş bitmeydi. Ne kılış gereken de onu? Onge amel kılış gerek. Onu keçiriş gerek. Kanı indi manav savabda eşitip durup, beni özüm oylayım ben de. Manav savabda eşitip durup, atayla bir aman uğruşup, bir iki gün gapirmasdan keyin bor va sizi keçirdim deyib yorsa ekan bo'ladi o'zi. Ataylar. Rasa faqat o'xshatish kerak-da. Ey odam emas ekansiz o'zi. Tugagan odam ekansiz deydi bunday. Ayta olmayman, ovozim ko'tarilib ketyapti. Ataylab urushib turib shu had shu savobni olish uchun keyin nima qilish kerak? Ey keçirdim men sizi deyib yorish kerak deb o'ylab qolasiz-da ba'zan. Lekin tabiiy chiqsa tabiiy bo'ladi. Tabii ana şu bir insan bulan keçir, uruşken bulsa, başka kıyan bulsa, ne kadar şereye bağırıp, şimdi senin özü adam mesen o, lakin Allah da Allah, değil mi yaş görüm ben, seni keçirdim, demezsen Allah razı olsun, deyip keçir koş gerek. Ben sizi keçirdim de iş gerek. Allah subhanahu wa ta'ala, vallahu yuhibbul muhsinin. Ya ki başka ayet Allah subhanahu wa ta'ala, ala tuhibbuna en yagfirallahu lakum. Silerini Allah ta'ala keçirişin hala İslam'ı deyipti. Sava. وَلِيَعْفُوا وَلِيَسْفَحُوا keçirvariler deyipti. Ana o yüzünü tüzülüş hakkında inşallah ders ötemiz. Keçirmek adam görgen de özgür kola diyor adam. Bir adaylar bir yakın. Hemen toplanadı. 101 kısım toplanıp kola bir cahaya. Tepedekiler düşerdi. Bir adaylar keledi. Pestekiler tepeye götürdü. Kavakı salınıp kola da.
Val ya'fu degani kechiringlar. Val yasfahu yuzinglarni ochinglar sal degan. Shundan keyin Alloh taolo ala tuhibbuna an yaghfirallohu lakum. Alloh taolo sizlarni kechirishini xohlaysizlarmi? Val ya'fu val yasfahu. Boshqalarni kechirib yuboringlar deyapti. Shu urushgan uchun chiroyli qaramaydi haligini ko'ziga. Sekin qovoqlarini tushirib boshqacha kayfiyatda qarab qolar ekan. Kechirish kerak. Boshqa odamlarni kechirish kerak. Shunda Alloh subhanahu va taolo bizni nima qiladi? Gunohlarimizni kechiradi. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.